Değerli meslektaşlarımız, değerli arkadaşlarımız, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Artık havalar ısınmaya başladı. Biz Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği olarak aktivitelerimizi devam ettiriyoruz. Webinarlarımız çok hızla devam ediyor. Önümüzdeki hafta bütün yılın programını size vereceğiz. %60'tan fazla yabancı katılımlı çok ilginç konularla her iki haftada bir karşınızdayız. Dergimiz sağ olsun Özlem Hoca'nın da yardımıyla biraz ilerledi. İnşallah Ulak Gün'den onamımızı almak üzereyiz. Bunun dışında size vereceğimiz haberler Büyük Kongremiz 29 Ekim 3 Kasım arasında çok büyük ihtimalle canlı olacak ama en kötü ihtimal hibrit olacak. Yani hem canlı hem belki yabancıların bir kısmı online katılacaklar. Neyse bu akşam size çok önemli bir konuyu arkadaşlarım sunacaklar. Adenomiyozisi her yönüyle. Ben hepinizi sevgilerimle selamlıyorum ve değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşım Profesör Özlem Hoca'ya, Özlem Moraloğlu'na hocamıza kürsüyü veriyorum. Hepinize iyi Teşekkür akşamlar. Ben de ediyoruz izleyeceğim. Sayın Başkanım. Çok güzel bir giriş yaptınız. Bu akşam gerçekten çok önemli bir konu. Adenomiyozis hem cerrahisi hem de infertilite üzerine etkilerini konuşacağımız çok değerli hocalarımız var. Profesör Doktor Taner Usta kendisi yıllardır Endometriyoz ve Adenomiyozis Derneği'ne emek veren, bu konuda yayınları ve kitapları olan ve son 2 yıldır da başkanlığını yürüten bir hocamız bize adenomiyoz cerrahisinden bahsedecek, tanısından, semptomatik tedavisinden ve cerrahi tedavisinden bahsedecek. Yine Ufuk Üniversitesi'nden Doçent Doktor Emre Pabuççu hocamız da infertilite ile ilişkisinden ve infertilite üzerine etkisinden bahsedecek adenomiyozisin. Adenomiyozis bildiğiniz gibi ektopik olarak stromanın ve endometriyal dokunun miyometriyumda yer alması bizim asistanlığımız döneminde genelde 4. 5. dekat hastalarda gördüğümüz ve histopatolojik tanıyı koyduğumuz bir hastalıkken son 10 yılda özellikle ilerleyen gebelik yaşıyla birlikte daha genç grupta özellikle endometriyoz ile birlikte daha sık görmeye başladığımız ve recurrent miscarriage, İşte erken abortus ve yine IVF başarısızlığı, tekrarlayan IVF başarısızlığı gibi problemlerle karşımıza gelen bir hastalık grubu haline geldi. Ve tanıda da oldukça ilerlemeler kaydedildi. Transvajinal 3D ultrason ve MRI'nin kullanımı histopatolojik verifikasyonu biraz daha geri plana itti. Bu gece bunları tartışacağımız güzel bir webinar olmasını dileyerek ben öncelikle sözü ilk konuşmacımız Profesör Doktor Taner Usta'ya bırakıyorum. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Özlem Hocam çok teşekkürler. Öncelikle yeni başkan, Üreme Tıbbı Derneği'nin başkanı sevgili Recai Pabuççu Hoca'ya çok teşekkür ederim. Nazik davetleri için ve yeni yönetim kurulunu kutlarım. Umarım birlikte çok daha güzel işler hep beraber yaparız. Bu akşam değerli kardeşim Emre Pabuççu Hoca ile beraber şöyle bir plan yaptık. Ben adenomiyozis cerrahisi konum ama giriş kısmı ilk konuşma bende olduğu için tanı ve değişen konseptler nelerdir etiyopatogenezde ve daha sonra da cerrahi tedavisiyle ilgili konuşacağız. İnfertilite ile ilgili sadece ben küçük Emre'ye paslar atacağım. Öyle konuştuk. Sonra Emre Hoca orada sunumunu yapacak. Özlem Hoca'ya da çok teşekkür ederim. Bugün bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Evet, ben hızlıca başlıyorum konuşmama. Konuşma planım bu şekilde. Tanı, cerrahi tedavi opsiyonları ve birkaç vaka sunumu var ilginç. En sonunda da toplayacağız konuyu. Şimdi biz ilk hepimiz başladığımız zamanlar endometriyozla ilgili karşımıza aslında endometrioma vardı. Hepimiz bunu biliyorduk. Bu benim tanımlamam yukarıdaki kistik ve solit. Hani kendi aklımda nasıl oturtuyorum hastalığı? Bir infiltratif endometrioz boyutu var. Gördüğünüz peritondaki lezyonlar veya uterustaki bugün konuşacağımız adenomiyozis veyahut da bağırsakta gördüğünüz adenomiyoze çok benzeyen derin infiltratif endometriyoz veyahut da ekstra genital endometriyoz ki baktığınızda lezyonlar birbirlerine bu solit olanlarda çok benziyor ve histopatolojik yapıda çok benziyor.
bu konuyu ilk dinlediğim kişilerden bir tanesi sevgili Levent Şentürk hocaydı. Bugün de burada. Çok hakikaten Levent abi çok güzel konuşuyor hep adenomiyozisle ilgili. İlk başta bizler adenomiyozisi tanımadığımız dönemde sıklığın az olduğunu düşünürken bugün %20-30'lara kadar olduğunu biliyoruz. Çünkü daha iyi Özlem Hoca'nın dediği gibi tanı koyabiliyoruz. Tanıya baktığınızda ilk bu hastalığın tanısını 1860'larda Rokitansky koymuş. Fakat ilginçtir ki İngilizce literatüre baktığınızda çok sahiplenilmiyor. Bu Viyana'daki Çek asıllı araştırmacı Amerika'ya veya Fransa'ya baktığınızda nedense German speaking country'lerle ilgili bir ayrım var. Ta 1860'lardan beri biliyoruz böyle bir hastalığın olduğunu ama son özellikle 10 yıllık dönem içerisinde ve son 2-3 yıllık dönem içerisinde biraz sonra paylaşacağız. Çok ciddi sayıda yazı var. Biz adenomiyoz dediğimizde adenomiyoz nereden geliyor? Asistanlar da olabilir burada izleyen. Bez yapısının uterusun kas dokusunun içerisine yerleşmesi hali. Eskilerin tabiriyle endometriyoz interna ama burada da gerçekten oldukça farklılıklar var. Neyi biliyoruz? Bir kere östrojen bağımlı bir hastalık. Kanamayla, anormal içeriğin kanama ve ağrılı adet görme, dismenoreyle sıkı bir işbirliği içinde ve semptomatolojisini oluşturuyor. Fakat sevgili Emre ile geçenlerde konuştuğumuz gibi endometrioma, derin infiltratif endometriyoz ve leiomiyozisle beraber de ki bunlar aslında zaten çok sık görülen hastalıklar kol kola bir arada oluyor. Ve zaten neden sonuç ilişkisini kurmak da bu yüzden zorlaşıyor. Ne problemimiz var? Tanıyla ilgili elimizde evrensel mutlaka bunu kullanın. Bunu dediğinizde tanı budur diyeceğimiz kriterler tartışmalı hala net değil. Baktığınız aracıya ultrason, MR veyahut da bir histerektomi materyaline göre yüzdeler değişiyor. Düşünün ki %9 ile 88 arasında eğer prevalansı değişiyorsa burada bir problem var. Bir kere kimin baktığı, hangi patoloğun ve o patolog hangi kriterlere göre buna bakıyor önemli. Veyahut da ultrasonu kim değerlendiriyor veyahut da MR'e kim bakıyor kesinlikle son derece önemli ki sorular gelirse MR ile ilgili de konuşuruz. Bu Jacques Donnet'in bir yazısı, aslında bir fikirsel ne diyeyim bilgi paylaşımı dediği şey şu Dolmans'la beraber. Ya acaba bunların ikisi aynı hastalık mı? Adenomiyoz ve deep infiltrating endometriosis. Aslında bunlar beraber olan hastalıklar mı? Ki hala bunu bilmiyoruz ama dokulara baktığınızda ve hastada ortaya çıkardığı sonuçlara baktığınızda olabilir mi diye düşünmeden edemiyorsunuz. Soldaki bakın bir hastamız. Ortadan sadece bir sürüyle kestiğimizde iki doku sanki aradan tüm dokuyu kaldırmışsınız gibi bir hani Diyarbakır karpuz vardır ya böyle ayrılır o kadar fibrotik bir doku hop diye ayrılabiliyor. Ve biz böyle bir dokuyla adenomiyozisle uğraşıyoruz. Genetik kökeni var mı? Giderek elimizdeki veriler artıyor. Oligoklonal bir hastalık ama KRAS mutasyonu sadece adenomiyoze özgü değil, endometriyozisle de gördüğümüz bir durum. Bunu birkaç yıl önce konuştuğumuzda tissue injury yani dokuda hasar ve metaplazi teorisi varken bugün sizlere bir üçüncü teoriden daha bahsedeceğim. Son iki yıldır özellikle konuşulan bir teori. Focal adenomiosis outer myometrium denen kavram ne demek? Neden bu red flag sign dediğimiz bir kötü işaret göstergesi ve acaba bu da üçüncü teori olarak burada yer alır mı diye bunu da sizlere sunacağım. İlk mekanizma hepimizin bildiği hani işte 35'li 40'lı yaşlarda çok doğum yapmış, endometriyuma bir sürü travmalar yapılmış. Bu travma sonucunda da endometriyum, miyometriyumun içerisine geçmiş dediğimiz klasik hepimizin aklındaki temel bilgi. Diğeri ise duvarın kendisinden kaynaklanan o tarafta adenomiyoz dokusunun gelişmesi. Fakat üçüncü mekanizmaya biraz sonra teoriye geçeceğiz. Bir belirgin şekilde bir damar artışı var ve biz bunu Doppler yaptığımızda görüyoruz. Bazen arada kaldığınız vakalarda gözünüz alıştıkça çok kolay tanı koyuyorsunuz ama Doppler'i diyelim açtınız, o bölgede özellikle fokal adenomiyomada kan damarlarının arttığını biliyoruz. Kan damarlarının ne önemi var? Hem bu kanamada hem de subfertilitede karşımıza bir neden-sonuç ilişkisi şeklinde çıkabiliyor. Şimdi üçüncü
teori şu: dışarıya retrograd menstruasyonla giden menstrual kan uterusun dışına implante olarak eksternal adenomiosis veya outer adenomioma şeklinde karşımıza çıkabiliyor ki bu da üçüncü mekanizma olarak karşımıza duruyor. Bunun önemi nedir? Bundan iki gün önce European Endometriosis, ülkemizden de sevgili Engin Oral Hoca Derneğimizin kurucusu, EELE'nin, European Endometriosis League'in webinarı vardı ve Muhammed Badavey orada da konuşması vardı ve çok güzeldi gerçekten webinar. Bir şekilde biliyoruz ki FAOM dediğimiz bu grup infertiliteyle de alakalı dıştaki ve biraz sonra göstereceğim vaka örnekleriyle de Deep Infiltrating Endometriosis'de daha sık gördüğümüz bir grup olarak gene karşımıza çıkıyor. Yani hala bilmediğimiz durum var. Yani bu Archimetra'nın hastalığı bir şekilde gerek tissue travma, gerek duvarın içerisinde metaplezi, gerekse de eksternal dıştan implantasyon şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki ne görüyoruz? Anjiyogenezis, damarsal artış, inflamasyon kesinlikle var ki ödemli bir uterus. Ameliyatta dokunduğunuzda uterusa o kanlanmayı da görüyorsunuz ve inflamasyonu da görüyorsunuz. Damarsal sinir artışı ve çok ciddi bir fibrozis de karşımıza geliyor. Ve bunların sonucunda da ağrı, aşırı miktarda kanama ve infertilite karşımıza geliyor. Bir başka grafik ama burada benim sizlerle paylaşmak istediğim şey, bu yapıların her biri uterusun sirozu kavramı kullanılmış bu yazıda. Gerçekten çok güzel yazı. Özellikle difüz adenomiozis için herhalde kullanılabilecek önemli tabirlerden bir tanesi uterus sirozu karşımıza çıkmış oluyor. Bu Chaperon grubunun 2020'de Human Reproduction Update'te çıktığı çok güzel bir derleme var. Orada her üç mekanizmayı, ister içteki travma, ister buradaki metaplezi duvar içinde, isterse dıştan içeriye implantasyonu, yani FAOM dediğimiz grubu karşımıza güzel bir şekilde çıkarmışlar. Bu risk faktörlerini bu sunumu izleyen herkesin bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunların üzerinde hiç durmayacağım. Gerek cerrahi travma, gerekse risk faktörlerinin her biri aklımızda olan durumlar. Endometriyumu uyaran her şey karşımıza bir risk artışı olarak geliyor. Fakat sıkıntı şu, biz her ne kadar gördüğümüz bu görüntü ciddi şikayetlere sebep olsa da vakaların çok önemli bir kısmı hiçbir şikayeti olmuyor. Özellikle bizim gibi endometriyoz ve adenomiyozla çok ilgilenen hekimler her gördüğümüz vakada hani Abraham Maslow'un lafı gibi elinde çekiç olan her yerde çivi arar gibi aa diyoruz adenomiyoz bulduk, şikayetiniz var mı diyorsunuz hastaya? Hayır, hiçbir şikayet yok. Vakaların önemli bir kısmının aslında asemptomatik olduğunu da biliyoruz. Neden o görüntü bir hastada çok klinik, gürültülü bir duruma sebep olurken diğer bir vakada hiçbir şikayete sebep olmuyor onu bilmiyoruz. Ama temel özetlersek semptomu olan grupta bir kanama, anormal uterin kanama, iki ağrı, infertilite ve etrafta baskı, dispareuni de bunun içine eklenmesi lazım. Dismenöre de karşımıza çıkabiliyor. Kısaca özetlersek şu şekilde görebiliyoruz. Bir taraftan Figo'nun bir Palm-Quinn sınıflandırması var biliyorsunuz anormal uterin kanamayla ilgili ve adenomiyoz orada da yerini alıyor. Her ne kadar orada belki gözümüzden kaçsa da burada tekrar oraya bir atıf yapmakta fayda var. Diğer taraftan biliyoruz ki olumsuz gebelik, obstetrik sonuçlarla da adenomiyoz kol kola gidiyor. İki temel forma ayırabiliriz. Aslında kendi içerisinde juvenil kistik adenomiyoz gibi özel formlar olsa da difüz veyahut da fokal olarak ikiye ayırabiliriz. Ve burada da yaş dağılımı açısından da bir fark var. Fokal adenomiyozisi daha genç yaş grubunda görürken difüz adenomiyozisi daha ileri yaş grubunda görüyoruz ki bu da gene önemli bilgilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Inner adenomiosis veyahut da outer adenomiosis dediğimiz kavram çok önemli. Bakın bu hasta bizim iki gün önce gördüğümüz bir hasta. Sliding sign negatif ve zaten bu hastada arka tarafta acaba geçirdiği ameliyatlara bağlı bir problem mi var diye düşünüyoruz. Arka tarafta adenomioması var. Yani o FAOM dediğimiz grup. Biraz dikkatli baktığınız zaman nodülü var. Bu hasta 6 kez ameliyat olan bir kadın. Bu hastanın gluteusta kas atrofisi var. Siyatik sinirde, EMG'de
uyarımda kayıp var. Bu hastada hem siyatik sinir, ön tarafta genitofemoral sinir ve aynı zamanda da pudendal sinirde de ki özellikle tekrarlanan ameliyatları olan intraabdominal çok ciddi adezyonu olan hastalarda retroperitoneal bölgede de çok ciddi yapışıklık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem gluteal kas atrofisi hem bağırsakta derin endometriozis hem de outer myometriumda bu FAUN dediğimiz grup var. Dolayısıyla aklımıza arkada bir posterior duvarda adenomyoz gördüğümüz sliding sign negatif olduğumuz bir hastada bu hastada nodül olabileceği ki Chaperon grubunun çok ilginç bir yazısı var. Yani %50 ile 60 arasında bir derin infiltratif endometriyoz olabileceğini rapor etmişler. Tanıyla ilgili her zaman hep bu paylaşılırdı ama bu bilginin çok ötesine geçildi. Sayın moderatörün de belirttiği gibi günümüzde artık biyopsiyle değil görüntülemeyle ciddi şekilde tanı koyuyoruz ama eğer ameliyat ettiyseniz ameliyat ettiğinizde neye göre baktıklarını patologla konuşmak gerekiyor. Çünkü burada tam bir fikir birliği yok. Patologlarla da hep bir araya gelmemiz gerekiyor. Tanıda eskiden ultrason daha geri planda, MR daha ön planda gibi anlatılırken daha sonraki yazılarda ise yazının çıktığı ülkeye göre İtalya tarafından çıkıyorsa ultrasonun daha öncü olduğu ama atıyorum Fransa, Belçika gibi yerlerde ise MR çok iyi ve MR'ın daha başarılı olduğuna dair ki daha sonraki literatürlerde de göreceğiz yazılar var. Aslında her ikisi de oldukça iyi bir şekilde bu lezyonları ortaya koyabiliyor. Süremiz sınırlı. Dolayısıyla ben burada neler vardır diye göstermeyeceğim ama bir soru işareti görüntüsü, içindeki kistik lakünler veya fan shape gölgelenmeler mutlaka veya asimetrik duvar kalınlaşması veya globüler duvar kalınlığı aklımızda olmalı. Bunların her birine bakılmış ne kadar acaba sensitif ve spesifik diye hiçbiri tek başına tanıyı koymakta yetmiyor. En önemli kafamızı karıştıran durum da acaba bunlardan hangisi varsa adenomyoz deriz veya bazıları yoksa adenomyoz değil diyebilir miyiz soruların hep karşımızda olması. Bu Boş'un, Van den Boş'un olduğu bir grup var. Bildiğiniz hani Exacustas ülkemizde de birçok webinarda konuşan Musa kriterleri diye morfolojik uterin assessment bakıldığı zaman ne şekilde rapor edileceği ve hastalıkların nasıl tanımlanacağı ile ilgili eğer biz adenomyozisi rapor etmek istiyorsak bu grafiğin kullanılması o grup tarafından önerilmiş. Küçük kistik yapılar, daha geniş yapılar karşımıza çıkabiliyor. Duvarlarda asimetrik kalınlaşmalar ve az önce bahsettiğim gibi bu duvar kalınlaşmaları özellikle arkada kayma işareti negatifse, tekrarlayan ameliyatları varsa sadece uterusun arkasına değil pelvik yan duvara doğru da bakmak gerekir. Çünkü sizi orada timsah gibi bekler. Bu hastada sadece adenomyosis değil, aynı zamanda bakın kocaman bir 6 santimlik rektovajinal derin infiltratif endometriyoz olduğunu da bilmemiz gerekir. Bence zaten en büyük zorluk bu hastalarda tek bir patolojiyi konuşuyoruz ama sıklıkla birçok patoloji bir arada yer alıyor ve dolayısıyla hastanın cerrahi tedavisine ciddi bir şekilde karıştırıyor. 2019'da aynı grubun hemen hemen Exacustas ve grubunun görüntüyle klinik durumun korelasyonu ile ilgili ilginç bir yazısı çıktı ve önümüzdeki yıllarda buna benzer yazıları göreceğiz. Çok öncü yazılardan biri bence. Gerçekten gördüğünüz görüntü klinikte neye neden oluyor? Çünkü aklımızdaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Fakat bu yazıda sadece 108 hasta var ve ona göre de bir puanlamayla gruplandırmalara ayrılıyor. MR gerçekten başarılı bir şekilde gösterebiliyor ama MR ile ilgili problem ülkemizde çok iyi çekilmeli, çok iyi yorumlanmalı ve aynı kişiler aynı dili mutlaka radyoloji ile beraber kadın doğum ekibi endometriyoz uzmanı da aynı dili konuşmalı. Endometriyoz tanısına gerçekten çok standart ve çok iyi bir görüntüleme sağlıyor. Fransa'dan gelen hastalarda görüyoruz çok güzel MR'lar var ama aynısını diğer ülkeler ve ülkemiz için söylemek herhalde çok söz konusu değil. Gerçekten MR çekiliyor ama çok iyi kalitede bize yorumlamaya imkan sağlamıyor. Tedavi benim konum. Burası girişti. Tedavide ben hiç medikal tedavi bahsetmeyeceğim ama günümüzde cerrahi dışı yani
herhangi bir cerrahi yapmadan da adenomiyozis tedavisiyle ilgili HIFU, High Intensity Fox Ultrason, RF ablasyon ve uterin arter embolizasyonu tedavide seçenek olarak yer alıyor. Cerrahi tedavi eskiden beri denen kesin tedavisi histerektomidir yerine günümüzde daha çok uterus koruyucu cerrahiler ön plana özellikle fertilitesini tamamlamamış veya fertilitesini tamamlasa da uterusunu kaybetmek istemeyen hasta grubunda artarak devam ediyor. İlaç tedavisindeki, medikal tedavideki en büyük sıkıntı bir kere tam bir kür yapamıyoruz ve yan etkiler bir şekilde bu tedavilerin başlasanız bile uzun dönem sürdürülmesini engelleyen durum olarak karşımıza çıkıyor. HIFU eskiden bilgi azdı, miyomlarla ilgili bilgimiz vardı ama elimizde yavaş yavaş veriler çıkıyor. Hatta revi ve meta analizlerde ki Marisio Abreu biliyorsunuz endometriyozla ilgili çok öncü çalışmaları olan önemli isimlerden biri bunun etkili olabileceğini sadece buradaki dokuyu azaltıyor, klinik şikayetleri baskılıyor. Mesela dismenoreyle ve hayat kalitesiyle ilgili başarıyı arttırdığını artık biliyoruz ve bunu söyleyebiliyoruz. Uterin arter embolizasyonu çok uzun burada bir şey demeyeceğim. Sadece diyeceğim şey şu. Amerikan Kadın Doğum Derneği ve girişimsel radyoloji guideline'ında bir fertilite isteği olanda bunun kullanılmasının relatif kontraindike olduğu yönünde. Cerrahi gelirsek, cerrahideki amaç oradaki görülen fokal veyahut da yaygın lezyonu almak, yani adenomiyomektomi veyahut da difüz lezyonda stereodiktif cerrahi yapmak. Geride dışta ve içte 1 santimlik kalınlıkta doku bırakarak sağlam dokuyu almadan bir onarım gerçekleştirmek. Yani ilk cerrahiye baktığınızda yaklaşık 7 dekat önce yapılmış ama yaygınlığı daha çok Japonya ve Uzak Doğu'dan başlayarak şimdi batıya doğru devam ettiğini görüyoruz. Birçok yöntem var. Yani biz ülkemizde konuştuğumuzda herkes OSA'da veya da TRIF'le bilirken aslında bunlar en popüler olanları ama literatüre baktığınızda vertikal, diagonal, H insizyon, V şezeksiyon veya 4 yapraklı yonca şeklinde buradaki görüntüde olduğu gibi birçok şeklinde olduğunu, önemli olanın adenomiyotik dokuyu alıp sağlam dokuyu orada bırakıp üzerine de kat ve kat dikerek rüptür riskini azaltarak bir cerrahi sağlamak. TRIFLAP metot her problemde kullanılabileceği de rapor edilmiş durumda. Orijinal raporda OSADA'nın açık cerrahiyle yapıldığını ve bir sürüyle oradaki dokunun kesildiğini iletiyor. Kısaca burada bahsedeceğim. Bu OSADA'nın kendi videosu. Fertil Steril'de yayınlanan yazıdan. Posterior duvarda görüyorsunuz doku çok fibrotik. Bu doku her ne kadar turnike önerilse de adenomiyomektomi yapan meslektaşlarım bilecektir. Bu doku çok kanamaz. Çok az kanıyor gerçekten. Ne vazopresine ne de başka bir şeye ihtiyaç duyuyor. Aradaki dokuyu alıyorsunuz ve içteki tabaka 1, sonra dıştaki birinci seroza 2, üzerine bir sürüyle düzeltip, sıyırıp, üzerine de en dış diğer katmanı kapatarak TRIFLAP adını veren teknik oluşturulmuş oluyor. Bu da diğeri, yani sizin anterior veya posterior duvarda rahatlıkla uygulayabileceğiniz yöntem olarak gene OSADA tarafından Fertil Steril'de yayınlanmış video. Yine aradaki doku çıkarılarak bu sefer bir taraftaki yaprak kendi üzerinde içine doğru kapatılarak diğer yaprak onun üzerine doğru dikiliyor. Temel felsefe aynı, kat ve kat dikerek buradaki gebelik olursa rüptür riskini azaltmak. Temelde baktığınızda literatüre ilk başta da laparotomi varken daha sonradan laparoskopik cerrahiler de karşımıza çıkıyor. Ve son yıllarda tek tük de olsa biraz sonra göstereceğim robotik cerrahi de kullanılabiliyor ki çok tartışılabilir. Yani elimizde hissederek yapmak daha kolaydır diye düşünebilirsiniz. Biz robotu çok liberal kullanıyoruz. Zaten bu hastaların birçoğunda başka problemler için içerideyken bağırsak, mesela bu hastada aynı zamanda vajan arka duvarında da endometriyoz vardı. Arka duvarı keserken bir taraftan yukarıdaki adenomiyomasını da tedavi ettiğimiz bir hastaydı. Aradan dokuyu çıkartıp üst üste bir filep yöntemi kullandığımız bir
vakaydı. Bir kere bu Tülendir'in 2018'deki derlemesi güzel bir derleme. Gerçekten 27 çalışmadan oluşan iyi bir derleme. Adenomyosis'in semptomlarının kontrolünde uterus koruyucu konservatif cerrahilerin etkin olduğunu söylüyor ve bununla ilgili yöntemi kısaca çiziyor. Çin'den gelen bir yazı hem VAS skorlarında, uterus volümünde ve hastalığın tekrarlamasında çok uzun dönem etkinlikte bu tedavinin başarılı olduğunu söylüyor ki en büyük sorun aslında biz bunu çıkarttık ama tekrardan karşımıza nüks çıkar mı? Çünkü geride kalan doku hiç miyom çıkarttığımız doku gibi değil. Oldukça sıkıntılı ve tanıması oldukça zor olan bir doku. Biz bu cerrahiyi yaptık. Cerrahi yaptıktan sonra ne kadar gebe kalması için beklesin? Bu hala soru işareti. Ama yazılarda hep 6. ay gibi bir tabir var. 2 gün önceki EELE'nin webinarında Muhammed Bedavey'in dediği, ya ben postop'ta bakıyorum. Arada eğer hematom herhangi bir şey görmüyorsam biraz erken ama iyileşmeyle ilgili eğer orada bir koleksiyon varsa iyileşme gecikebilir, rüptür riski artabilir. Daha geç gebeliğe izin veriyorum şeklinde bir yorumu olmuştu. Uterin rüptür çok mu fazla bu tür cerrahilerden sonra? Literatür verisi aslında %3.6 yani %4 ve altında gibi gözüküyor. Çok az mı? Değil ama bu hastaların çektiği problemler, infertilik düşündüğünüz zaman az olmayan ama çok da yüksek olmayan, beklentimizin daha altında bir rüptür söz konusu ama bu yayınların çok expert ellerde yapıldığının da altını çizmemiz lazım. Gene başka bir evi ard arda çıktı bu yazılar. 2018, 2019 ve 2020 ki gene adenomyozla ilgili önemli otörlerden biri Green Business Yunanistan'dan. Onların 2020'de JAMIC'de çıkan derlemesinde de meta-analizinde de hem ağrıda hem kanamada adenomyozun etkin olduğunu bu cerrahinin, uterus koruyucu cerrahinin söylediler. Muhammed Badevey'in gene 2018'de çıkan çalışmasında işe yarıyor gözüküyor. Fertilite ile ilgili sevgili Emre Hoca konuşacak ama doğal gebelik oranlarının hiç az olmadığını özellikle fokal adenomyozde bu yazıda görüyoruz. Gerçekten ilginç ve Emre'nin neler diyeceğini de ben çok merak ediyorum bununla ilgili. Bizim korktuğumuzdan öte tabii buradan şu sonuç çıkmamalı. Hani agresif cerrahiler, önemli cerrahiler problemlere sebep olabilirler ama seçilmiş vakalarda da gerçekten umut ışığı mı? Bunu daha yüksek sesle tartışmak gerekiyor. Bu konudaki bence çok öncü yazılardan bir tanesi kişinin 2014'te Fertilite'de çıkan yazısı. Kim acaba bu işten fayda görür? Uterus koruyucu cerrahiden infertilitede 39 yaşın altındaki tekrarlayan IVF başarısızlığı bu genel tabir giderek de bunun altı çizilecek gibi gözüküyor. Ben süreme bakıyorum. Son 5-6 dakikam var. Birkaç vaka göstereceğim size. Bunlardan biri ve rezeksiyon yaptığımız hani bir vaka. Bir miyomda nasıl görüyoruz? Klivaj hattını çok güzel görüyoruz bir kere. Bu bir miyom vakası. Az önceki benim birkaç slide önce gösterdiğim vaka. Adenomyozdaki en büyük sorun klivaj hattını çok iyi görememek. Miyomdan en büyük farkı. Yine bir başka hasta. Posterior adenomyozisi var ve arka tarafta yapışık. Görüyorsunuz kötü bir doku var. Yani arka taraftaki bu faumu gerçekten olabileceğini bize düşündüren bir doku, teori. Çok yoğun, fibrotik, dense bir doku bizi karşılıyor ve yönetmesi hakikaten hiç kolay değil. Burada biraz bu rotasyon ve artikülasyon işi kolaylaştırıyor. İlk başta diyorsunuz ki ya ben ne yapıyorum ama alıştıkça gözünüz o dokularla ilgili çalışmaya başladıkça aradaki dokuyu çıkarıp sütürasyon çünkü en fazla yaptığımız şey robotun da en fazla faydalı olduğu yer sütürasyon burada faydalı olabilecek gibi gözüküyor. Bu ilginç bir vaka. Juvenil kistik adenomyoz. Bizim 5-6 yıl önce sevgili Engin Oral Hoca ve Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki Tolga Karacan'la beraber yönettiğimiz bir vaka. Posterior duvarda kistik bir alan genişlemesi var. O zaman 20'li yaşlarda bir genç kız, bekar. Biz dedik ki buna bir OK bizden önce kullanmış, hiçbir faydası olmamış. Ağrısı ve kanama şikayeti var. Dionages başladık. Hiçbir şeye fayda etmedi. Daha sonrasında
Tesadüfen ben Betucci ile bir toplantıda karşılaşmıştım. Böyle bir vakamız var, siz olsanız ne yapardınız diye konuştuk. Orayı boşaltırdık histeriskopik dedi. Bakireydi o zaman. Biz histeriskopiyle içeriye girdik ofiste ve içerideki bu gördüğünüz o dağ gibi yapı aslında o jüvenik isk adenomiyozun tepesi. Orayı açarak buradaki kistin direni olmasını sağladı. Gördüğünüz gibi aynı endometrioma gibi çaklit, flüt, uterus duvarından geliyor. Peki iş nasıl gitti dersiniz ve bunu yayınladık. Ameliyattan sonra çok güzel. İşte 6 ay biz Lucrin verdik. Peki hasta düzeldi mi dersiniz? 30 aylık dönemden sonra hastada tekrardan bu ara dönemde bu duvardan tekrar birikim oldu. Ve hasta tekrar bize 5. yılında aynı görüntüyle geldi. Aynı şikayetlerle geldi. Ağrı ve sevimsiz çok olmayan bir kanama şikayetiyle. Artık bu hastalığı daha iyi biliyorduk. Ve biz o bölgeye girdik ve bildiğimiz tüm tedavileri kullandığımız bir hastaydı. Bize çok şey öğretti bu hastanın hikayesiyle ki şimdi bu da yine bir yayın olacak. Bazen bir hastadan çok bilgi alıyorsunuz, görüyorsunuz. Chaklit flüt gene aynı yerden akıyor. Yapmamız gereken şey biliyoruz ki juvenil kistik adenomiyozis'te o gördüğünüz dokuyu etraftaki sağlam dokudan ayırmak, çıkarmak. Burada monopolar nide kullanıyoruz. Sarı, sert bir fibrotik doku ve oradaki dokuyu onarıyoruz. Bu da ameliyattan sonraki görüntüsü. Şu an zannedersem 6 veya 8 ay gibi bir zaman oldu. Karşımızda değil, herhangi bir sıkıntı yok gözüküyor ve daha sonraki dönemde göreceğiz. Buna benzer vakaları aslında klinik pratikte birçoğumuz görüyoruz. Bu da gene bir başka hasta. Süreme bakıyorum, son 2-3 dakikam. Bu da gene bir genç, 21 yaşında olması lazım. Ön duvarda juvenil kistik adenomiyoma ama artık burada biliyoruz ki bu lezyonu oradan çıkarırsanız bu hastalar çok ciddi şekilde hızlıca rahatlıyor. Dolayısıyla da hızlıca bu hastada o bölgeyi çıkarttık. İlk başta zorlanıyorsunuz. Ameliyat sırasında ultrason kullanmanız gerekebiliyor ama alıştıktan sonra bu dokuyu çıkarmanız çok zor olmuyor. Benim son birkaç slaytım. Tabii tedavilerde gerek cerrahide gerekse medikal tedavide bir problem var. Aynı tedavi bir hastada çok işe yararken bu Linda Griffith'in güzel bir yazısı başka bir hastada hiçbir işe yaramıyor. Burada belki de aynı kültür antibiyogram gibi elimizdeki dokulardan hangi medikal tedavi bunlarda işe yarıyor ve yaptığımız cerrahi tedaviden sonra bu tedavilerden hangisini yapalım önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak gözüküyor. Çok akıllıca da duruyor. Eskiye göre gerçekten daha iyi tanıyoruz. Daha iyi yönetiyoruz. Gerek medikal gerek cerrahi. Cerrahi tedaviden son özellikle 2-3 yıl içindeki yayınlar, meta analizler eskisine göre daha az korkmamız gerektiğini, seçilmiş grupta daha başarılı olabileceğini gösteriyor. Ama bu hastalığın izole değil birçok durumla endometrioma, deep infiltrating endometriosis ile beraber de olabileceğini ve kararını aslında tek başına adenomiyoze bakarak birçok durumda veremediğimizin altını çizmek lazım. Tek tedavinin cerrahi olmadığını biliyoruz. Diğer yöntemler de uzak doğudan gelen yayınlar artıyor. Yayınlar arttıkça belki daha rahat söyleyeceğiz ama önümüze gelen tabii her gördüğümüz adenomiyoz ise de özellikle fertilite ihtiyacı varsa agresif bir cerrahi olduğunu da biliyoruz. Ama faydalı olabilecek grubu da belirleyerek uygulayabileceğimizi ve tedavinin bireyselleştirmenin bu hastalar için fayda sağlayabileceğini biliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Süreyi de çok güzel kullanarak harika bir sunum yaptınız Taner Hocam. Ben aslında chat bölümünden katılımcılardan soruları en son almayı planlamıştım ama herhalde Emre Hoca cerrahiden çok bahsetmeyecek. İstersen şimdi birkaç cerrahi sorusunu alalım. Direkt cerrahiyle ilgili sorular geliyor. Turan Çetin Hocam sormuş. Difüs adenomiyoziste içten ve dışta 1 santim bırakıyoruz. Bu yüzden koter fazla kullanmamak gerekir diye düşünüyorum. Doku tahribatı burada önemli. Bistri kullanmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu yüzden endoskop
laparoskopik yöntemden ziyade açık ya da endoskopide bisturi kullanmak zor da olsa kullanılması olup uygun mudur? Sen ne düşünürsün diye soruyor Turan hocamız. Turan hocam çok teşekkürler. Tabii adenomiyozla çok ilgilenen bir hocamız Turan hoca. Çok da özledik bu arada. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Çok yerinde bir nasıl diyeyim uyarı. Bununla ilgili aslında bilgilere baktığınızda şunu örnek verebiliriz. 2010'lara yakın dönemde robotik histerektomi sonrası vajinal kaf dehisensi çok fazlaydı. Ya dendi laparoskopik histerektomide bu kadar yok. Robotik histerektomi yapıyoruz. Neden vajinal kaf dehisensi bu kadar fazla? Bakıldı ki monopolar enerji ki robota çok liberal kullanılır. Çok kuvvetli. Nekroz yapıyor. Wattına düşürdüğünüzde enerjiyi daha az kullandığınız zaman vajinal kaf dehisensinin laparoskopik histerektomi ile aynı olduğunu gördük. Aynı durum laparoskopik miyomektomi ve laparotomik miyomektomide de yaşandı. Bundan 30-40 yıl önceki döneme baktığımızda aynı eleştiriler yapıldı. Bu bir geçiş. Enerjiyi kullandığımızda, mesela bizim oradaki kullandığımız noktada pürkat, ince doku, çok yaygın kömür gibi bırakmadığınızda sıkıntı yok. Ama Turan Hoca'nın dediği gibi monopoleri eğer çok yüksek wattta hiç kanatmadan yapayım dediğiniz zaman ise doku iyileşmesini azaltacaktır. Sonuç olarak enerji dikkatli kullanarak ki ben hani ağırlıkla endoskopi çalışıyorum ve her şey endoskopik nasıl yapabiliriz gözüyle bakıyorum. Yani geçen sene bizim açık cerrahi yaptığımız vaka sayısı sadece 5 taneydi. Burada bazıları eleştirile de bilinir. Yani niye hepsini açık kapalı yapmak mı lazım ama gidişatımız hep kapalı cerrahi yönde ve bunları biliyoruz artık. Hem laparoskopik bizim robotik serimiz de var şu an toparlıyoruz. Robotik cerrahiyle de yapabiliriz ki çok eleştirilebilir burada ama enerjiyi dikkatli kullanarak. Peki bisturi kullanımı için ne diyeceksin? Aslında OSADA'nın önerisi bisturi kullanımı. Zaten bir şeyle kesmek zorundayız. İster bu bisturi, ister ultrasonik enerji, isterse monopolar needle olsun. Hook kullanmamak lazım. Hook da çok daha fazla yakıyor. Kanatmıyor ama dokuda nekroz yapıyor. Yani çok ince bir uç, çok iyi bir enerji sağlıyor oraya. Küçük noktada büyük etki. Ama açık yapıyorsanız bisturi olabilir ama laparoskopide laparoskopik bisturi çok pratik değil ve bir nebze tehlikeli gibi gözüküyor. Açık cerrahiden farklı olarak veya benim için en azından öyle. Dolayısıyla ben hani laparoskopide bisturiyi çok liberal kullanmayan bir hekimim. Şimdilik başka soru göremiyorum. Ben bir soru sormak isterim Taner Hocam. Bazı çalışmalarda da GnRH agonistiyle kombine cerrahi tedavinin özellikle de fertilite üzerine de daha etkin bir faydası olduğu yönünde. Bu konuda ne diyeceksiniz? Kombine tedavi yapıyor musunuz? Şimdi şöyle, literatürden çıkan sonuç şu. Özellikle tabii hızlı geçtim. Yani çok slide vardı. Tedavi sonrasında medikal tedavi gerek gebe kalma şansı gerekse de nüks oranı üzerine olumlu etkili. Fakat buradaki veriler sınırlı. Yani mutlak rutin kullanın denme için herhalde çok yeterli değil gözüküyor. Fakat evet. Pratikte medikal tedavi özellikle bu cerrahiden sonra vermesi mantıklı gözüküyor. Biz difüz adenomiyozis'te çok rutin kullanıyoruz ama fokal adenomiyozu tam çıkardığımızı düşündüğümüzde durum aynı değil. Özlem hocam ben chatle yazdım ama galiba gelmedi size. Gelmedi hocam. Evet. Neyse Taner'e bir soru sormak istiyorum. Taner'cim çok güzel bir sunum. Eline sağlık. Şeyi sormak istiyorum. Bizim de bayağı geniş bir serimiz var. Biz de yayına hazırlıyoruz. Geniş adenomiyomektomilerde junctional zone çok önemli. İnfertil vakalar için konuşuyorum. Junctional zone'u korumada sanki laparotomi, laparoskopiye göre taktil sensörün kaybından dolayı daha önemli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Aynı soruyu Hüseyin Yeşilyurt da sormuş hocam. Şimdi hocam adenomiyoz cerrahisi hakikaten... Büyük adenomiyomektomileri konuşuyor. Difüz adenomiyomektomi özellikle evet. En zorlardan bir tanesi. Fokal çok büyük adenomiyomektomi de
gene zorlardan bir tanesi. Neden? Çünkü nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Burada belki şunun altını çizmek lazım. Hani burada iki konuşma yaptığımız için vaktin bir kısmı tabii girişe gitti. Endometriyuma girmekten çekinmemek gerekiyor. Aslında OSADA'nın zaten triflap yöntemi endometriyuma, biz bazen kadın doğumda korkularımız doğru yapmanın da önüne geçebiliyor. Yani biz endometriyuma girersek zarar mı veririz? Halbuki OSADA'nın yöntemi zaten direkt endometriyuma girin. Klivaj noktanızı orayı kullanın. Geride sağlam dikeceğiniz bir doku bırakın. Fakat asıl sorun şu. Ben de size onu sormak isterim. Endometriyumun gerisine baktığınızda bu çok yoğun, difüz dediğiniz vakalarda neredeyse full thickness tamamı aslında adenomiyoma. Ve sütür attığınızda da gerçekten dikkatli atmazsanız çok kolay bir şekilde o bıraktığınız küçücük ince alanı yırtabiliyorsunuz. Yaptığımız şey herhalde sizin de odur. Sitoredüktif cerrahi denmesinin en büyük zaten buradaki mantığı, biz baştan buradaki dokunun bir kısmını orada bırakmayı kabul ediyoruz. Tamamını çıkarmıyoruz. Arkada dikebileceğimiz büyüklükte bir doku bırakmamız lazım. Ön endometrium tarafında bir, arka tarafta en az bir santim civarında. Bir santimi endometrium tarafında bıraktığınızda zaten junctional sonu, zonu korumuş oluyorsunuz çoğunlukla. Sıkıntı ama junctional zon bunlarda zaten çok bozuk. Yani bizim bozmayalım dediğimiz doku, geride bıraktığımız doku zaten adenomiyoz tarafından infiltre edilmiş durumda. Şimdi Taner'cim, tabii tartışmayı uzatmayalım, bitiriyorum ama OSADA hakikaten çok akıllı bir adam. Yıllar önce ben hep böyle düşünerek yapmıştım ve adamın tekniği hakikaten bizim istediğimiz gibi. Benim triflaps'te yaptığım en az 12-13 vaka var. Bunların arasında ektopikler var, erken doğumlar var, rüptürüm yok çok şükür ama aynen senin gibi. Hiçbir zaman endometriyumu ince değil, arkasında en az 5 milim, 7 milim veya 1 santimlik bir adenomiyotik dokuyu bırakarak tıraşlayıp ondan sonra zaten kanama manama olmuyor ki, çok kalın odun gibi doku dikiyorsunuz yani her şeyde. Ama bu dokuyu tabii laparoskopla hissetmek çok daha zor. Taktil sensörün kayboluyor. O nedenle ben bu tip ameliyatlarda laparotomiyi öne çıkarıyorum. Küçüklerde tabii laparoskop, ona hiç diyeceğim bir şey yok ama. Önemli olan, bir de buna uterus yapıyorsun. Bu yeni uterusta gebe kalacak. Bu işte 30 hafta, 38 hafta, 36 hafta bebek taşıyacak. Yani dikerken, keserken bütün cerrahların onu da böyle hayal etmesi lazım. Bunun bir bebek taşıyacak bir uterus oluşabileceğini. Evet. O nedenle kanlanması, nitekim ben adezyonlarda çok yaparım. Adenomiyozislerde çok olur. Yapıyorsun, ince endometriyumla karşı karşıyasınız bir de biliyorsunuz. Bir bakıyorsun 7.5'a zor ulaşmışsın, transfer yapıyorsun, gebe oluyor. Maalesef 10, 11, 12'den sonra kayboluyor, mist oluyor. Beslenemiyor çünkü damar yok. Oradaki spiral arterler vesaire hepsi kaybolmuş. Besleyemiyor orayı. Yani o nedenle bir tarafı yaparken bir tarafı da hiçbir zaman bozmamak lazım. Hocam, buradaki altın kural şu aslında, değil mi? Biz endoskopide bir şey yapıyorsak açıkta yaptığımız kadar iyi yapmak zorundayız. Eğer orada gerçekten bizim küçük bir ekibimiz var, benim çalıştığım hastanede. İlk adenomiyoma cerrahilerine başladığımız zaman ekip yalvarıyordu, abi her şey yapalım ama bunu yapmayalım diye, ki çok biliyorsunuz sıkıntılı vakalarla uğraşıyoruz. Çok learning curve maalesef uzun bir cerrahi ve hiç kolay değil. Ve dediğiniz problemden dolayı özellikle uterusunu korumak isteyen bir hastaysa ve gebelik planlıyorsa aklınıza hep şu geliyor. Ben acaba 6. 7. aydan sonra bu hastada rüptürle ilgili karşı karşıya kalır mıyım? Yani ya, yaptığım iş en kötü ihtimal plasenta akreta oluyor. Bir sürü sıkıntı oluyor. Ama bir diğer şey, şunu da söylemek lazım. Bugünkü konumuz infertilite, üreme tıbbı ve cerrahisi derneğinin webinarı. Bu hastalar ağrı ve kanama açısından bu yaptığınız iş işe yarıyor. Ve Tulandi'nin yazısında birinci yılda bakın %75 civarında rahatlama, ki adenomiyozis'te böyle bir durumda %75 rahatlama gerçekten ciddi bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Süremizi iyi kullanmak adına yine sonunda soruları chatten alacağız. İkinci konuşmacımız Emre Göksal Topuççu hocamızla devam ediyoruz. Emre hocam, buyurun.
Evet Özlem Hocam, Sayın Başkan, Taner abi, koltuğumu geri aldım. Taner abi çok güzel bir sunumdu. Görseli çok bol, harika bir sunum. Gerçekten çok iyi. Çok faydalandık. Özellikle robotik cerrahi gerçekten ilgi çekici. Bu konuyla ilgili serilerini de bekleriz. Hocam slaytlar gözüküyor herhalde. Tamam. Herkese iyi akşamlar dilerim. Yine sayın hocalarım, meslektaşlarım. Ben konunun tabii biraz daha görselinden uzak, infertilite kısmına yakın alanından bahsedeceğim. Adenomiyozis, tabii bunlardan bahsettik, tanısını koyduk, konsensusun olmadığından bahsettik, genel prevalansın bilinmediğini, %8 ile 60 arası değiştiğini ama büyük çoğunluğunun 40 yaş üstü olgularda ve istektomi materyallerinde saptandığını söyledik. Risk faktörlerinden bahsettik. İki majör formu var dedik. Fokal ve difüz formlar. Difüz formun uterusun global olarak büyüdüğünden bahsettik. Taner abi çok güzel anlattı onları. Fokal formlarında da işte böyle adenomiyoma, kistik adenomiyozis, polipoidler ve diğer tipler olarak bahsedildi. Semptomatoloji bildiğimiz üzere en çok asemptomatik, sonrası kanama, menoroji, infertilite vesaire. Özellikle şu seride ilginç bir veri. De novo olarak %80 vakada, infertil vakalarda saptanmış. 40 yaş üstü %24. Özellikle tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, rekürant kayıplar ve endometriozis ile birlikteliği var. 2 boyutlu, 3 boyutlu ultrasonu kullanıyoruz. 60-80 hassasiyetle yakalayabiliyoruz. Bir sürü kriterleri de var. Miyomla da ayrıcı tanıları var adenomiyozisin. İşte sınırları daha belirsiz, düzensiz vesaire gibi. Bu Musa 2015'te, Taner abi de bahsetti, bir görüş birliği sınıflaması gibi işte bir sürü adenomiyozis olgusunu burada şeklinde göstermişler. Hiperekoik alanlar, gölgelenmeler, vasküleriteler, globüler böyle simetrik büyük duvar kalınlıkları, asimetrik kalınlıklar, kistik yapılar, irregular junctional zonlar gibi. Fakat tabii sorarsanız, derseniz ki bu kullanıldı mı klasifikasyon? Yani şöyle ki, özellikle infertilite serilerinde standart bir klasifikasyonunda kullanılmadığına şahit oluyoruz literatür taraması sonrasında. MRI klasik, işte junctional zonun 12 milimden büyük olması ve yüksek sinyal yoğunluğu bu tanıyı koyduruyor. Ben bir küçük bir HSG'den de bahsetmek isterim. Böyle düzensiz, böyle sineşi benzeri ama sineşi değil. Bu kaviteyi böyle hafif yaylandıran dolma defektleri şeklinde, pseudodivertikül şeklinde de bu infertilite work altında HSG yaptıysanız karşılaşabileceğiniz görüntüler. Peki o zaman şu soruyu soralım. Adenomiyozis başlı başına bir infertilite faktörü müdür? Aslında can alıcı soru bu. Yani bu konuşmaların başından beri bahsettiğimiz bu östrojene çok duyarlı, gland stromaların kas içine girmiş doku yığınından dolayı mı bir infertilite var? Yoksa başka faktörler mi var? Yani endometriozis mi var bunlarla birlikte? Ya da bunlar daha ileri yaş vakalar. Acaba ileri yaşa bağlı başka problemler nedeniyle mi adenomiyotik vakalar infertil? Ancak bu diagnostik başarı nedeniyle daha genç ve infertil popülasyonda da sık tanımlamaya başladık. Yine son zamanlarda bu Fransa'daki Chaperon grubunun da, birazdan kısaca bahsedeceğim, FAM dediği Focal Adenomiosis of Outer Myometrium, özellikle böyle myometriumun daha lateralinde kalan fokal nodüler yapılar infertiliteyle özellikle genç popülasyonda ilişkilendirildi. Endometriozis, adenomiozis farklarını tabii biliyoruz. Endometriozis daha genç, nulipar, ama diğerleri adenomiozis ileri yaş, multipar. İnfertilite ne kadar? Tabii bu da değişken. %8 ila %40 arası diye, ortalama %20'lerde. Ama tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, ileri yaş ve tekrarlayan gebelik kaybı olanlarda adenomiyozisi daha sık buluyoruz. Ve bu konuda çalışmaları olan bu kadar yazar da infertilite yapar diyor. Şimdi burada kriterlerimiz var. Biraz önce o Musa'dan bahsettim. Onların da belli bir takım kriterleri var. Taner abi çok güzel gösterdi slaytında. Bu kriterlerin aslında bazı çalışmalarda adedinin artmasıyla infertilitenin şiddetinin de arttığını biliyoruz. Misal MRG'de, MR görüntülerde junctional zone kalınlığı artışıyla birlikte gebelik oranlarının ters ilişki gösterdiği, böyle düştüğünü biliyoruz. Yani 2 kriter, 3 kriter, 4 kriter olanlarda bu daha da fazla. İşte bu focal adenomiosis
biraz önce bahsettim. Bu yeni gelen de bir yazı. Şimdi burada 496 vakada bir regresyon analizi yapılıyor. Primer ve sekonder infertil vakalar üzerinden. Bu fokal dış miyometriyal adenomiyozis varlığının yaklaşık 2 kat bu seride özellikle primer infertiliteye katkıda bulunduğunu bu Chaperon grubu ortaya koymuş. Biz de bunu Endometriosis Derneği'nin bir web seminerinde tartışmıştık. Peki neden infertilite? Bu da klasik bilgi. İşte anatomik distorsiyon, bozulmuş üterotubal transport, sperm migrasyonunun bozulması vesaire vesaire vesaire. Bunları biliyoruz. Burada güzel bir veri var. Bu 41 tane infertil endometriozisi olgu tüpleri açık. 35 tanesinde adenomiyozis de var. Teknesyumlu böyle bir diluye mikroalbuminler fornikslere bırakılıyor ve gamma kamerayla takip ediliyor bu partiküller. Ve belli bir süre sonra endoadeno grubunda %70 olguda parçacıklar halen kavitede. Yani bu utero, tubal, transport hiç yok. %20 olguda dominant folikülün tam karşıda, yani kontralateral tarafında var. Sadece az bir grupta dominant folikül tarafında peristaltizm var. Yani bu anormal kontraktilite, infertilite ilişkisini kısmen açıklayan güzel bir veri. Arşimiyometriyum bozuk, evet infertiliteye katkıda bulunur. İmplantasyon markerlarında ciddi problem, serbest radikaller vesaire. Şimdi gelelim işin klinik kısmına. İlk veri 2014 yılındaki meta analiz. Verselini'nin Human Reproduction'da yayınlanan bir meta analizi. Burada yaklaşık 8-10 tane çalışma, bunların büyük kısmı retrospektif, az bir kısmı ise gözlemsel çalışmalar. Bütün bu çalışmalar adenomiyozis versus non-adenomiyozis karşılaştırılması çalışmaları ve sonuçta adenomiyozis varsa infertilitenin varlığı anlamlı ve özellikle bu relatif risk anlamında %28 klinik gebeliklerde düşüş. Yine benzer şekilde adenomiyotik vakalarda klinik gebelik kayıplarında da yaklaşık 2 kat bu overall'da artıştan bahsetmiş. Daha yeni derlemelerde yine benzer şekilde canlı doğum oranlarında azalma adenomiyozis grubunda ve gebelik kayıplarında ise artma var. Ama gördüğünüz gibi yine hep benzer çalışmaları görüyoruz. Yine UNIS'in meta analizinde de benzer şekilde gebelik oranlarında, daha doğrusu canlı doğum oranlarında azalma ve kayıplarda artma var. Dikkatinizi çektiyse her 3 meta analizde de çok benzer canlı doğum oranlarındaki relatif riskte azalma ve gebelik kaybı oranlarında artma var. Yani burada bir şey dikkatimizi çekmeli. Burada bunlar tabii ART siklusu çalışmaları, ancak grupların çok heterojen olduklarını görüyoruz. Yani hangisi fokal, hangisi difüz, hangi görüntüleme yöntemleriyle bu vakalar adenomiyozis tanısı aldı, nasıl seçildiler, randomize kontrollü çalışma yok aralarında, nasıl oldu? Tabii burada kafada soru işaretleri gerçekten oluşmaması mümkün değil. Gerçekten adenomiyozis implantasyona zararlı mı? Ben biraz kafaları karıştırayım. Biz web seminerinden önce hocalarla da tartıştık. Çünkü adenomiyozis biraz ileri yaş hastalığı. Acaba burada embriyo ploidileri nasıl? Yani bu, çünkü ART çalışmalarında ben her zaman bu toplantılarda bunu tartıştık hocalarımızla da, meslektaşlarla da. İnfertilite özellikle IVF çalışmalarında confounding, o kadar çok faktör var ki, yani etki etmesi muhtemel faktör var ki canlı doğuma. Bunun işte tüpleri, sperme, embriyo transferinin tekniği, protokolünüz, embriyonun kalitesi, kaçıncı gün verildiği vesaire vesaire, en az 10-15 tane faktör sayabilirim. O nedenle cerrahi çalışmaları gibi değil. Yani işte bir hasta grubu cerrahi yaptım iyi oldu, veya bu hasta grubu ve kontrol, buna cerrahi yaptım buna yapmadım, bu grupta şöyle oldu böyle oldu, ama IVF çalışmaları öyle değil. Şu çalışma çok güzel, bunu size özetleyecek. Bu bir oosit donasyonu çalışması. 3 grubumuz var. Bunlar donasyon siklusları. Birinci grup adenomiyozis hastaları, 131 vaka. İkinci grup endometriyozis, üçüncü grupsa kontrol. Hepsi donasyon siklusu. Yaşları da benzer. Sonuçta klinik gebelik oranlarına bakıldığında adenomiyozis grubunda %40, endometriyoz grubunda %44, kontrol grubunda da yine %44. Klinik gebelik kayıplarına bakıldığında adenomiyozis grubunda %13, endometriyoz grubunda %6, kontrol grubunda %7. Yani şunu ortaya koyuyorlar: klinik gebelik oranlarında fark yok ama gebelik kayıpları adeno grubunda fazla. O
buradan yola çıkarak bu Carlos Simon IVI grubunun, bu biliyorsunuz moleküler çalışmalar yapan da bir grup, LH artı 7'de yani implantasyon penceresinin olduğu dönemde tam micro array gen profillerine bakıyorlar bu 3 grupta da, hani adeno, endo ve kontrollerde bir fark, belirgin bir fark saptamıyorlar. Yani adenomiyozis aslında implantasyon anlamında infertiliteye neden olmayabilir mi sorusunu gündeme getirir gibi gözüküyor bu çalışma. Benzer şekilde daha yeni bir vaka, 171 olgu ama retrospektif bir kohort datası, tek öploid dondurulmuş embriyo transferi sikluslarında gebelik kaybı üzerine etki etmesi muhtemel faktörler. Bunların hepsi adenomiyozis vakaları ve kontrol grubu adenomiyozis olmayan vakalar. Sonuçta gebelik kayıpları adeno grubunda fazla, %44'e %15 ve bu istatistiki olarak anlamlı. Klinik gebelik kayıplarına baktığınızda bu anlam ortadan kalkıyor. Canlı doğumlara baktığımızda evet, ancak burada şöyle bir durum da var. Adenomiyozis varlığı 3.7 odd ratio, yani bu risk olasılığıyla bu gebelik kaybını artırıyor. Fakat bu çalışmanın detayına indiğimizde bu gebelik kayıplarının çok büyük bir kısmının biyokimyasal gebelik kayıpları olduğu, klinik gebelik kayıplarının her iki grupta da aynı olduğunu söyleyebilirim. Çok ilginç bir çalışma. Bu da Richard Scott, bu PGT yapan grubun çalışması. Amerika'dan gelen 2020 güzel bir çalışma, prospektif bir çalışma. Bu çalışmada adenomiyozis tanısını belli kriterlerle, bu bahsettiğimiz kriterlerle 3D yani 3 boyutlu ultrason kullanarak koyuyorlar. Global uterin genişleme, miyometriyel duvar asimetrisi, heterojenik ekojenite vesaire, miyometriyel kistler, işte gölge, bunlar bu MUSA sınıflamasında olan markerlar. Bunlara göre adenomiyozis tanısı alan ve almayan grupları ayırıyorlar ve bunlara tek öploid blastosist transferi yapıyorlar. Sonuçta biz klasik bilgilerimizle adeno grubunda gebeliğin az, klinik gebelik kayıplarının çok olduğunu beklersek de sonuç öyle çıkmıyor. Klinik gebelikler benzer, canlı doğumlar benzer, gebelik kayıpları da benzer çıkıyor. İlginç bir veri. Burada tüm prevalans %15 çıkıyor bu grupta, bu kohortta. Yine ilginç bir sonuç. 3 boyutlu ultrason ile hem inter hem intra gözlemci anlamında da çok zayıf verilere ulaşılıyor. Yani benim adeno dediğime siz 3 boyutlu kullanarak adeno diyemiyorsunuz gibi. Son olarak çok literatür kafanızı şişirmek istemem ama veriyi destekler nitelikte 4000 siklusluk bir prospektif data, çok yeni bir veri. Burada da bu kriterler kullanılarak adenomiyozis tanısı konulan vakalar taze ve dondurulmuş embriyo transferi siklusları alınıyor. Sonuçta bu vakalar çok ilginç. Bu SEOA dedikleri sonografik evidence of adenomiyozis, yani sonografik adeno kanıtı olan ve olmayan grupların karşılaştırılmasında gebelik kayıplarının beklediğimiz şekilde adenolarda olmadığını, bakın without burada %17, pardon, klinik gebeliklerin beklediğimiz şekilde daha az olduğunu, gebelik kayıplarının benzer olduğunu, canlı doğum oranlarının da düşük olduğunu adeno olmayan grupla görüyoruz ama burada çalışmacılar yaş faktörünü adjust ettiklerinde, yani dışladıklarında ise o zaman canlı doğum olasılıklarının her iki grupta da benzer olduğunu ortaya koymuşlar. Geniş bir seri. Alttaki tablo da ilginç. Fresh ve frozenları da kendi içlerinde karşılaştırmışlar. Adeno olan ve olmayanların fresh sonuçlarında bir istatistiki farklılık yok. Frozen'da da benzer şekilde bir farklılık yok. Ama ben esas dikkati şuraya çekmek istiyorum. Bakın, adeno grubunda fresh versus frozen karşılaştırmasına bakalım. 130 tane olgu adeno fresh transferi, taze transferi gitmiş, 79 tanesi frozen'a gitmiş. Klinik gebelikler tazede %23, dondurulmuşta %40. Ve canlı doğum %11, %24. Yani burada dikkatimizi çeken şey, bu kohortta frozen adeno grubunda neredeyse adeno olmayanlar kadar bir gebelik sonucu vermiş. Özetlemek gerekirse, bu meta analizlerin dahil ettiği datalar biraz heterojen, eski. Yeni datalarda bu dışlanabilir faktörler çıkartıldığında, bu hele hele öploid embriyo transferi siklusları
gündeme alındığında sonuçların en azından şimdilik benzer olduğunu ifade edebiliriz. Tabii infertil bir adenomiyozis olgusunu biz önce doğru tanımlamalıyız. 2 boyut, 3 boyut ya da MR'la ama bir şekilde doğru tanımlamalıyız. Hangi kriteri kullanacağımız konusu henüz şu anda sabit değil. Ama bu da yetmez. Yaş, over rezervi, süre, tubaların durumu, spermin durumu, cerrahi öyküsü, kaç siklus başarısız denemelerinin olduğu hepsi etkin bir şekilde bizim vereceğimiz bu karara yansıyacaktır. Acaba biz medikal tedavi artı eksi tedavili verip spontan konsepsiyon mu bekleyelim? ART mi yapalım? Olguyu cerrahiyle mi yönetelim? Burada GNR analoglarına kısa bir parantez açmak istiyorum. Çünkü infertilite olduğu için konumuz hangi protokol konuları gündeme gelecek? Maalesef adenomiyozis olgularında direkt olarak hele hele randomize kontrollü anlamda protokolleri karşılaştıran bir veri maalesef yok. Elimizdeki veriler nispeten eski ve analog verileri. Analogu biliyoruz, hipoestrojenik, antiproliferatif vesaire vesaire etkili olduğunu biliyoruz. Hele hele ultralongla 3-6 ay baskılama sonrası spontan gebeliklerin olduğunu, cerrahi öncesi ve veya sonrasında kullanılabildiklerini, ART sikluslarında, dondurulmuş sikluslarda kullanıldıklarını biliyoruz literatürde. Bu vaka serileri çok az vakalar ama bunlar analog kullanılmış ve spontan konsepsiyon beklenmiş vakalar. Başarılı da olunmuş küçük seriler. Bakın infertilite süreleri fazla ama genellikle 18 ay içerisinde birçoğu spontan gebe kalmış. Durum ART sikluslarında nasıl bu genel analogları için? Bu yeni bir data. Burada uzun protokollerle kısa protokoller karşılaştırmış. Kısadan kastımız kısa agonistler, antagonistlerden ziyade. Burada uzun protokollerin kısalara göre daha iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Gebelik kaybı anlamında da daha az bir gebelik kaybının uzun protokollerle olduğunu görüyoruz. Hani tabii şu speküle edilir. Bu apoptotik etki ve uzun baskılamayla bu fokal odakların azalması, düşülmesi, bu endometriyal daha doğrusu plasentasyonu mu iyileştirir? Bunlar hep tartışma konularıdır. Berselin'in analizinde ise bu uzun protokol kullanan adeno grupları adeno olmayanlar kadar fertilite outcome'ı sonucu verirken kısa protokol sonuçlarının daha kötü olduğunu görmek mümkün. Oldukça yeni bir meta analiz. Burada da yine iki çalışma. Bu Sharma 2019 RBM'de yayınlanan bir vaka 900 serilik. Burada da ultralong ya da modifiye ultralong down regülasyon kullanıldığında short agonist veya antagonistlere göre bunların daha yüksek performans gösterdiğini söylemek mümkün. Hem karışık protokoller işte hem de kısa agonist ve antagonistlere göre. Son zamanlarda gelen birkaç retrospektif veri var. Bunlardan bahsetmeden geçmek olmaz. 2013 verisi burada der ki dondurulmuş embriyo transferi siklusları, 2 ay analog baskısı ve dondurulmuş versus dondurulmuş analog baskısı kolunda daha iyi implantasyon ve devam eden demiş. Ancak 2016 ve 2020 verileri tam tersi. Taze analoglu versus taze versus dondurulmuş analoglu da fark yok. Yine Chen'in 2020'de geniş bir serisi. Uzun protokol, daha önce 2 ay analog baskısı versus hiç baskısız uzun protokol. Fark yok. Hatta bu çalışma kümülatif canlı doğum oranlarını da ortaya koyan bir çalışma. Yazarların tartıştığı konulardan biri acaba analog boşu boşuna mı kullanıyoruz? Sonuç olarak medikal tedavi analoglardan bahsettim. Maalesef taze versus dondurulmuş verimiz henüz yok. Biz bunları topluyoruz. Fena da bir sayıya ulaşmadık. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Fokal adenomiyozisli olgularda fresh versus frozen transferi verilerini topluyoruz. Bununla ilgili literatürde de açıkçası ben çok fazla veriye ulaşamadım. Maalesef yok. İndirekt verilere ulaşıyorum. Taner abi çok güzel bahsetti. Bu HIFU'lar, radyo frekans ablasyonlar, bunların gebelikle ilgili çok kısıtlı verilerinde olumlu sonuçlar var. Biraz da uterus koruyucu cerrahilerin fertilite sonuçlarından bahsedip sunumu sonlandıracağım. Cerrahi tedaviler radikal ve konservatif olarak tabii ikiye ayrılıyor temel anlamda. Adenomiyoma eksizyonu, kistektomi, biraz önce çok güzel laparoskopik, robotik olarak da izledik laparoskopik olarak. Triple flap tekniği, bunların parça parça kesi tekniği, H kesi, uterusun asimetrik hepsinin teknikleri 3 aşağı 5 yukarı mantıkları aynı. Grimbizis'in derlemesinde
bakın komplet eksize ettikleri 9 çalışmadaki 147 olguda 25 aylık takipte oldukça yüksek bir gebelik ortaya koymuşlar. Parsiyel eksizyonda benzeri bir şekilde yüksek gebelik. Komplet eksizyonda yüksek ama tabii bunların metodolojileri, standartizasyonları, faktörleri, tanımlamaları oldukça heterojen. O nedenle evet cerrahi etkili, hatta biz Taner abiyle kendi aramızda da tartıştık. Etkili dememek mümkün değil ama benim bundan önce bahsettiğim slaytlarda oldukça spekülatif, tartışmalı. Bu yine şeyin Bedavi'nin son isim olduğu 2018 analizi oldukça da güzel bir derleme. Bu derlemede hem fokal hem de difüz adenomiyozis vakalarının fertilite koruyucu cerrahi sonuçlarını ayrı ayrı bildirmişler. Burada teknikler genellikle laparotomik veya laparoskopik adenomiyomektomi. Bakın retrospektif, prospektif veriler var. Mesela fokal grubuna bakalım. Hasta serileri 28, 14, 165 çok fazla değil ama fena da sayılmaz. Ortalama yaşlar 35, 36, 38 bakın nispeten ileri yaş grubu. Ortalama takip 50 ay, 24 ay uzun bir takip ve tanımlamalar genellikle ultrason ve veya MR. Difüzde de benzer şekilde bakın difüzde hatta 37'ler, 38'ler yine yaşlar benzer şekilde. Sonuçta difüz grubuna bakalım. Difüz grubunda sadece cerrahi, gebelik oranı %38. Cerrahi ve medikal tedavide böyle bir düşük sonuç ortaya çıkmış. Buradan birçok yorum yapmak mümkün. Ama geneline bakıldığında %31 gebelik, %23 canlı doğum, difüz bir grup için oldukça tatminkar. Hiç söylenecek bir şey yok. Hatta fokalde işler çok daha iyi. Cerrahi ve postop 2-3 ay analog ile bakın %67 klinik gebelik, %61 can, bunlar inanılmaz rakamlar. Tabii %11 klinik gebelik kaybı. Bu verilere göre özellikle fokal grubunda çok etkiliymiş gibi gözüküyor. Yine aynı şekilde bakın fokal ve difüzü karşılaştırılmasında tabii fokal daha avantajlı difüze göre. Difüzde biraz daha sorunluyuz gebelikler anlamında. Doğal gebeliklere bakıldığında da yine bakın %60 gebelik oranı fokallerde, %33 gebelik oranında difüzlerde fertilite koruyucu cerrahi sonrası. Evet, analoğun cerrahideki yeri nedir? Peki avantajı uterin vaskülarizasyonu azaltır, apopitoz, anemi düzelir, kan kaybı azalır vesaire, uterin volüm azalır ama adenomiyozisin lokalizasyonunun güçleştiği, perforasyon riskinin artırıldığı da derlemelerde söylenir. Özetle cerrahi teknikin maalesef tanımlama ve konsensusu yok. Bir konu çok önemli, oldukça deneyim gerektiren cerrahiler. Gerçekten ben de bu vakaların bir kısmında hocayla bulundum. Onların özellikle posterior duvarlarında geniş bir sterilizasyon yaptığınızda bunların bir araya getirilmesi oldukça güç. Hatta bazen paniğe kapılmadık değil, nasıl bir araya getireceğiz bu dokuları diye. 40 yaş altı tekrarlayan gebelik kaybı, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında kullanılabilir, hele semptomları da varsa. Bekleme süreleri değişken, rüptür riski %1 ila 7 arası değişir. Tabii tekniğe de bağlı ama perinatal olumsuz sonuçların olduğunu da söylemek lazım. Bunlar bugünün konusu değil ama bir sürü anormal perinatal sonuç var. Özetle önce doğru tanımlama, bu kriteri bir kriteri baz alacağız. Aynı poor responder gibi. Orada da yüzlerce tanımlama olduğu için elmalar armutlar birbirine girmişti. Burada da maalesef adenomiyozisin en azından fokal difüz tanımlamalarının yapılması kendi işlerinde ve çalışmaların bu şekilde tasarlanması, kadının yaşı, öyküsü, işte sperm tüp durumu, semptomlar ve bu gibi durumların varlığı göz önünde bulundurulmak koşuluyla acaba spontan mı bekleyeceksiniz? Beklerken analog verelim mi, kaç ay verelim? ART'ye alacağız, frozen siklus mu kullanalım ki frozen siklusların kendi klinik pratiğimizde daha etkili olduğunu görüyoruz, dataları topluyoruz. Frozen sikluslardan önce bunları, embriyoları toplayıp daha sonra bunları transfer etmeden 2 ila 3 ay baskılama yoluna gidiyoruz. Hatta bunların bir grubunda DNOjest kullanıyoruz bu baskılamalarda. Konservatif cerrahi yapacaksak deneyim oldukça önemli ve postop generaha analoglarının verilmesi özellikle fokal grupta faydalı gözüküyor ama daha solid kanıtlara da ihtiyacımız var. İdeal bir çalışma nasıl olmalı? Aslında tüm cerrahiyi ilgilendiren infertilite çalışmaları böyle olmalı.
Standart kriterler olmalı, homojen bir grup alınmalı. Primer sonlanım noktası, power, bunlar zaten olmalı. Yaş eşitlenmeli. Randomize olarak 3 grubu, özellikle birinci grup kontrol, ikinci grup işte müdahale edilen adenomiyozis, üçüncü grupsa müdahale edilmeyen adenomiyoz grubu olarak yeterli takip süresince incelenmeli ve ancak o zaman cerrahi gerçekten etkili veya değil, özellikle fokal olgular için denebilir. Aksi takdirde gördüğünüz üzere olgu sayıları, yaş farklı, tanımlama tekniği farklı, infertilite süresi, yani elma ile armut cerrahisini alt alta koyup bu teknik iyi ya da faydalı fertilite üzerine demek çok mümkün olmuyor. Adenomiyozis tipi eşlik eden hastalıklar, transfer edilen embriyoların sayı ve kaliteleri bile maalesef ALT çalışmalarında çok etkili. Ploidi durumları hakeza. O nedenle bu adenomiyozis infertilite hem çok fazla çalışma konusu çıkartılacak bir konu, hem de maalesef iyi çalışmalara çok gebe, yani ihtiyaç da duyuyoruz. Sözlerimi bitirmeden evvel, bu önümüzdeki Ekim 2021'de Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği kongremiz var. Harika bilimsel programlar hazırlanıyor. Katılmanız bize mutluluk verecektir. Yine derneğin Facebook ve Instagram sayfalarında da bu hem konuşmalarımız ilan ediliyor, bilimsel programlar ilan ediliyor, hem de güncel web semineri programları ilan ediliyor. Dikkatiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz Emre Hocam. Ama ne yazık ki katılımcılardan, chatten pek fazla soru alamıyoruz. Zoom'da sistemsel bir hata verdiğini söylüyor optimist. Bana veya Taner Usta'ya ya da Emre Hoca'ya mesaj atabilirler. WhatsApp gruplarından ya da WhatsApp'tan, telefon numaralarımız çoğunda var zaten. İlginçtir ki Turan Çetin hocamın chatleri geliyor. Bir yani bir tek onu alabiliyoruz. Bir de Hüseyin Yeşilyurt hocam bana mesaj olarak iletti. Demiş ki histeroskopi ile adenomiyozis yaygın yapıldığında aşermen riski yüksek olmaz mı diye soruyor. Taner hocam herhalde siz cevaplarsınız. Şöyle, histeroskopi ile adenomiyoz cerrahisi Belçika grubunun savunduğu bir yaklaşım. Stefan Gort ve Rudy Campo var biliyorsunuz. Bu bir laf var, gene ben çok seviyorum. İşte odada bir fil var. Herkes tuttuğu yeri tanımlıyor ve öyle bakıyor. Veya işte elinizde çekiç var, her yerde çivi arıyorsunuz. Onlar hep histeroskopi ile akademik işler yapan kişiler. Bizim öğrendiğimiz şey, özellikle girdiniz orada bir mesela juvenil kisik adenomiyoz için benim sunduğum vaka. Boşalttık, duvar duruyor. Aynı endometriyomayı boşaltmak gibi çok bir iş olmuyor. Ama rezeksiyon, küçük mukozaya yakın bir lezyon var. Yapabilirsiniz ama haklı Hüseyin Hoca, adezyon riskini arttırır. Doğru. Turan Hocam da tekrarlayan düşükleri olan hastalara ultrasonla bakarken adenomiyozis varlığını unutmamalı. Özellikle yeni uzman ve asistan arkadaşlarımızı uyaralım diye katkı sağlamış. Teşekkür ediyoruz. Yine bir sorusu daha vardı. İntramural miyomlarda histeroskopi mi yapsak yoksa laparoskopik mi yapsak, adenomiyozise neden oluruz diye sormuş. Bu şimdi kendi aramızda tartıştığımız konulardan bir tanesi. Bazen laparoskopi veya abdominal yaklaşım daha invaziv, histeroskopi daha kolay düşünülüyor. Ama endometriyum eğer kıymetli bir hastaysa infertilite açısından, intramural, yani sizin çok daha derine gitmeniz gereken, endometriyumda biraz daha fazla hasar vermeniz gereken bir durumsa, herhalde dıştan yaklaşım çok daha mantıklı olacaktır endometriyumu korumak açısından. Ama tabii çok tartışmaya açık. Çap, hani intramural ama subendometriyal mi, subserozal mi? Hani komponentin ne tarafta ne kadar fazla, ona göre değişebilir. Bir de fundal mi yoksa endoservikal kanala yakın bir intramural mi? Birçok parametre var bence. Tek başına kararı çok zor. Evet, ama şeyden çekinmemek lazım burada. İlle de histeroskopik değil, abdominal eğer daha az zarar vereceksek veya histeroskopik daha az zarar vereceksek en az zarar veren yol seçilmeli. Sayın hocam, Levent Şentürk hocamızdan bir mesaj aldık. Recai Hoca ve Özlem Hoca'ya çok teşekkür ediyor. Hocam bize de sunumlarımız için çok çok teşekkür etmiş. Taner abi sana da iletmiş. Levent Hoca şöyle diyor. Benim düşüncem ameliyat etmeyi gerektirmeyecek. Yani çok büyük olmayan bir fokal difüz adeno olgusunda
Şayet ALT yapılması gerekiyorsa önce antagonist ile yumurtaları toplarım, antagonist protokolüyle giderim, yumurta toplarım ve embriyoları dondurmak ve yaşından veya başka nedenden dolayı gerekiyorsa genetik tarama ve sonra da en az 3 ay analog ile süpresyon sonrası dondurulmuş transfer yapmak en doğrusu diye düşünüyorum demiş. Bu yöntemle başarı farkı bulamayan çalışmalar sayı azlığı nedeniyle ya da feç öncesi yetersiz süpresyon nedeniyle olduğunu düşünüyorum demiş. Sayın hocam çok haklısınız. Aynen dediğiniz gibi yapıyoruz. Yani olgu geldiğinde adenomiyotik odağa görelim görmeyelim. Eğer fertilite arzusu var ve bir miktar prognozunda, yani prognozdan kastım hep yaş, infertilite süresi, rezerv, sperm, tüp, böyle 4-5 parametreyi eğer ART kararı verdiysek, orada biz de aynı şekilde kısa protokol, yani antagonist protokolleri mutlaka toplayıp donduruyoruz, vitrifiye ediyoruz. Ettikten sonra en az 2 ay analog ya da diyenojesle baskılayıp bunları transfer ediyoruz hocam. Çünkü eğer bu kişide harika blastosistler verilmesine rağmen hiç gebelik olmadıysa yeterli endometriyal kalınlıkta ve en az 2 siklus, ancak ve ancak o zaman fokal eksizyonları düşünüyoruz. Ama en az 2 ya da 3 kez böyle başarısız denemesi var ise tamamen katılıyorum. Çünkü çalışmalarda hocam şöyle diyor, aslında farklılık adenomiyotiklerin lehine sonuçlanıyor. Yani adenomiyozis evet bir yerde var ama siz yaşı, embriyo ploidisini ve bir takım faktörleri dışladığınızda aynen adenomiyozis değilmiş gibi bunların fertilite şanslarını veriyorsunuz gibi çıkıyor sonuçlar. Tamamen sizin gibi uyguluyoruz ve size katılıyorum hocam. Emre, peki iki kez başarısızsa? Abi işte şimdi zaten dananın kuyruğu orada kopuyor. Bu iki kez başarısızsa bu iş repeated implantation failure'ın chapter'ına giriyor. O chapter, ben hep şunu söylüyorum arkadaşlara, oraya girdiniz mi oradan çıkmak çok zor. Çünkü sperm DNA'sına, karyogramlara, ne bileyim işte implantasyon belirteçlerine, uterin architecture'a, yani girmek var çıkmak yok bir yer. Ama eğer gözünüze kistik alanlar, outer myometrium'da özellikle böyle, hatta hafif question mark dediğimiz böyle bir yaylanma belirtileri görüyorsanız, en azından 2-3 deneme sonrasında, çünkü hasta da yılıyor. Hocam biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Genetikli bazen vermenize rağmen, çünkü ben onu da çok tartışırım, hani genetik ne kadar Türkiye'de sağlıklı rapor veriyor. O zaman cerrahiyi mutlaka hasta ile tartışmak lazım en azından. Bak böyle bir metot var. En az 3-5 ayda gebelik yapmayacağız. Her ne kadar Taner abi 3 ay sonra yapacaksa da sen ne diyorsun abi, ne dersin? Şimdi sen aslında bir tane Togas Tülen, yok Muhammed Badavey'in değerlemesini gösterdin. Aynısını ben de hızlı geçtim sen göstereceğin için. Şimdi fokal adenomiyoma genç bir hasta, infertilite gözüyle bakıyoruz. Eğer yaşı gençse burada yaptığın cerrahiden sonra kendi kendine gebe kalma şansı var, değil mi? Kesinlikle. Yani seçilmiş grupları bence Emre herhalde giderek daha iyi tanımlayacağız. Yani şu bence giderek yerleşecek. Ben bir reproduktif cerrahım, sen infertilite uzmanısın. Aynı zamanda bu cerrahileri de yapıyorsun ama gittikçe IVF uzmanı ve reproduktif cerrah beraber, ya bunda ne yapalım? Evet, kesinlikle. Sadece tüp bebek, sadece cerrahi yapalım dersek doğru karar vermiş olmuyoruz. Aynısı endometriyoz cerrahisinin diğer alanlarında da geçerli. Seçerek burada iyi grupların da bundan faydalanmasını sağlamak lazım. Ama kesinlikle, önümüze gelen her hastaya gerçekten bu cerrahi kolay bir cerrahi değil. Hepimizin, yani her uğraşanın rahatlıkla yorumlayabileceği bir cerrahi, zor bir cerrahi. Ama seçilmiş grubu da yapabiliyorsak neden bunu mahrum edelim orada? Biliyoruz ki ağrı gidecek, kanaması gidecek. İnfertilite açısından da fertilite şansını arttırabileceğiz. Aslında dolayısıyla yani seçilmiş genç grubunda bence yeri var. Değil mi Taner hocam? Aynı ikilemi derin infiltran endometriyozite de yaşıyoruz, evet, zaman aynen, zaman. Endometriyozite de aynısını yaşıyoruz. Evet. Ama şimdi abi şöyle de bir durum var. Bunlar nispeten, hani hep dikkatimizi çeken şey şu. Adenomiyozis eşittir biraz yaş. Yani yaş. Dikkatinizi çektiyse hep 35'ler, 36'lar, 37'ler dönüyor literatürlerde. Bunların %50'sinde endometriyozis var. Ben endometriyozisi olup böyle tüplerinde problem olmayan, hani çok iddialı konuşmuyorum ama bunların mutlaka tüplerinde bir arıza oluyor. En azından tek taraflı da olsa. Şimdi Emre, sıkıntı şu ama.
İşte fertilite için şans verirken yani çok iyi tüpleri, mesela bir tüp hiç çalışmadığı zaman biz ona 6 ay hani sen git gel, bir de %50 öyle bir fekuntesi azalacak. Yani kesinlikle haklısınız ama olguyu hani biz hep şöyle bakıyoruz. İşte iki başarısız deneme mi? O zaman cerrahi. Bakın sperm mesela, ben böyle o kadar olgular var ki adamın spermi 1 milyon hep gözden kaçmış mesela. Gibi gibi yani. Şimdi aslında şöyle bir kavram var Emre. Adenomiyoz eskiden düşündüğümüz yaş grubu 35-40'lı yaşlar grubuydu. Gerek ultrason teknolojisinin artması, bizim hastalığı daha iyi tanımamız. Bir kere genç grupta özellikle fokal adenomiyomanın tanısını daha kolay koyuyoruz, daha çok görüyoruz. Bu biraz da şeyle alakalı. Hani tanısını iyi koyduğunuzda da hastalık artmış gibi düşünüyorsunuz. Ve genç grupta da adenomiyozisi görüyoruz. Hatta daha da önemlisi okul çağında daha 20'li yaşlardaki, değil mi? Yani 25 yaşında hastam var. Aynen. Gerçekten. Yani 20 yaşın altındaki grupta da görüyoruz. Şimdi o yüzden etiyopatogenezle konuşurken bir evet ileri yaşta doğum yapmış tipik klasik kitap bilgisi grubu var. Bir de daha önceki grup var. Şimdi difüz adenomiyoz yönetimi bence en çok zorlayan gruplardan biri. Ne için yapıyorsanız yapın o hastayı tedavisini çok zorluyor. İster tüp ve IVF için isterse diğer durumlarda. Ama fokal adenomiyoma bence burada daha kolay ilerleyeceğimiz bir grup gözüküyor ve bir de şunu merak ediyorum yorumunu. Ki Turan Hoca da altını çizmek için birkaç soru sormuştu. Tekrarlayan düşüklerde yani miscarriage'deki yerlerine yani sadece IVF mi yoksa siz gebe bıraktınız. Acaba kucakta bebek aşamasına gitmeyle ilgili biz gebe bırakmak yeterli mi yoksa burada bir kısmını yanlış mı yapmış olacağız? Biraz provokatif soru, kusura bakma Emre. Abi şimdi tabii verilere baktığımızda miscarriage'in adenomiyozis'te ilk başta gerçekten fazla olduğuyla ilgili çok çok fazla birikmiş bir data var. Fakat şimdi FAOM için yani fokal adenomiyoziste miscarriage ne durumda? Yani şimdi birkaç veri göstermemin amacı oydu. Ben böyle sunumlarda hep literatür gerçekten sıkılıyoruz ama mesela o 4000'lik veride birçoğu biyokimyasal. Mesela klinik gebelik kaybı daha az. Evet, tekrarlayan gebelik kayıplarında biz yine adenomiyoziz için gözlerimizi açalım ama kesinlikle ben hani yoktur ilişki şunu demiyorum ama evet var. Ama bütün faktörleri dışladıktan sonra bariz bir fokal adenomiyozis vakası varsa kesinlikle cerrahi tedaviyi bu vakayla tartışmak gerekir. Tekrarlayan gebelik kaybı tartışmalarında bakın hiç adenomiyozis duymadık bugüne kadar mesela. Yani hep başka şeyler duyduk. Trombofili duyduk, implantasyon belirteçleri duyduk, sperm DNA'sı duyduk, işte onu duyduk, kariyogramlar, reciprocal transfer ama hiç adeno duymadık. İşte bu en azından Turan Hoca çok güzel söylemiş. Ultrason bakarken adeno varmış gibi. Evet çok çok önemli. En azından orada kistik alanlar yakalayabilir miyiz? Kesinlikle bakmak ve baktık ki başka bir faktör yok. Cerrahiyi tartışmak ve önermek makul olabilir. Öner Hocam son ben de size sorayım. O zaman özellikle genç yaş grubunda yani evlenmemiş hasta grubunda ciddi dismenore ve tekrarlayan kanama düzensizlikleri olan ve medikal tedaviye cevap vermeyen grupta fokal adenomiyomada cerrahi öncelik verebilir miyiz? Şimdi tüm medikal tedavi yolları tükendiyse evet. Tabii cerrahi öncesi bu hasta grubuna yani bakire de olsa herhalde Mirena'yı hatırlamak lazım. Hani konumuz tabii burada cerrahi infertilite ilişkisiydi. Yani Mirena gerçekten işe yarıyor ki çalışmalarda da cerrahi ile hem Dianogest birleşimi hem Mirena da var. GNRH ile beraber Mirena'nın olduğu bir çalışmaydı. Çok hızlı geçtim ben. Yani hem yani GNRH verilmiş hem Mirena da hastaya takılmış. Ameliyattan sonra steroid cerrahiden sonra enteresan çalışmalar var. Yani Mirena da aklımızda olmalı. İlle de doğum yapmış olması gerekmez. Bunlar gerçekten çok ciddi hayat kalitesini bozuyor. Doğru. Ciddi kanama, evet. Okula gidemiyor. Evet. Evdeki durumunu çok kötü etkiliyor. Ama bu tüm yollar bunlar da tükendiyse bence çekinmemek lazım. Ama dert şu Özlem Hocam.
bir vaka sundum hatırlarsanız. Bizim 2 gün önce gördüğümüz hasta. Fokal adenomyoma outer myometrium. O hasta 6 cerrahisi var. 6 cerrahisinin tek bildiği şey endometriyomaları ve yapışıklık için ameliyat olduğu. Ve şu an biz hastaya dedi ki 37 yaşında çocuk evlat edinmiş. Artık hani tüp bebek tahmin edersiniz bir sürü tüp bebek denemesi de var. Ve yol tıkanmış bitmiş. Dedi ki 37 yaşındasınız. Sizin bir ameliyat şansınız var. O ameliyatta biz laparoskopik histerektomi, BSO, siyatik sinir, genitofemoral ve süperioglutial sinir de etkilendiği için gluteal kas atrofisi de var. Nöroliz işlemi de yapılacak. Düşünün 7. ameliyatı bunun için olacak. 37 yaşında gluteal kas atrofisi olan, bağırsağında şu an derin infiltratif endometrioz olan ama bu tekrarlayan cerrahi geçen hastalarda maalesef tipik uterusun arkasına retroserikal bölgede değil, pelvisin yan duvarlarına çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Gol atıyor bunlar. Yani hakikaten çok dikkat etmemize rağmen bir de eğer biraz da sigmoid taraftaysa çok zor görüyorsunuz. Bir endometriyomayı tedavi edeyim dediğinizde bağırsaktaki nodül kalıyor. Bağırsaktaki nodülü sadece tedavi ettiğiniz bu sefer retroperiton kalıyor. Ve bu hastaların o bitmek tükenmek bilmeyen ameliyatları 7. 8. diye devam ediyor. Tek ameliyat ve en ehil ellerde olması değil mi hocam? Tanıyı çok doğru koymamız lazım. Evet. Bence en önemli kısım o. Tanıyı doğru koyarsak devamı gelecektir. Şimdi hocam onu da belirtmiş. Yani bazı olgularda transvajinal tridi ile tanı koyup MRI'de raporlanamayan olgularla karşılaşıyoruz. Acaba bu da tanımızı geciktiriyor olabilir mi diye sormuş. MRI bence tabii çok, Türkiye'de her radyoloğun raporu aynı değil. Siz de görüyorsunuz herhalde. Yani burada küçük bir grubuz. Bence daha rahat konuşabiliriz. Evet. Şimdi MR'da problem var Türkiye'de. İster derin endo, ister işte diğer MR nörografi, ister de adenomyozis. Bir kere buna dedike olması lazım o kişiler. Aynen. Problem var. Ultrasonda 3D bence akademik amaçlı çalışma yapıyorsanız evet ama 2 boyutlu ultrasonla rahatlıkla tanı koyabiliriz. Mutlaka 3D'ye ihtiyaç yok. Tek sorun şu, bu da bir provokatif bir soru olacak. O kişide o ay öyle görünmesi bir sonraki ay farklı görünmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani biz yani şey gibi oluyor, ovulatuar mı değil mi nasıl bakıyoruz? Aynı şekilde sizin baktığınız anki durumla birkaç ay sonra o uterusa baktığınızda farklı durumu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bazen şüphe duyduğunuzda çok büyük bir karar vermek yerine belli bir süre sonra birkaç ben sonrasına tekrar bakmak bence 2 boyutlu ultrason rahatlıkla tanı koyabiliriz. Doppler orada işimizi kolaylaştırabilir. Çok hafif formsa bunu atlamamızın klinik bir anlamı olmayacaktır ama akademik olarak tabii ki 3 boyutlu bize çok ciddi bilgiler veriyor. Siklus gününün bir önemi var mı? Nasıl? Siklus gününün bir önemi var mı sizce? Yok. Yani benim klinik pratiğimde hani dikkat ettiğim şu gün baktığımda farklı adenomyozis için bir önemi yok. Abi şöyle bir şey eklemek isterim. Mesela IVF başladınız, işte gonadotropinleri verdiniz. 5. 6. gün kontrolünde bazen bu endomiyometriyal alanlarda küçük kistik sahalar beliriyor. Ve siz siklus başında bunları görmemiş oluyorsunuz ama siklusun ortalarına doğru bu kistik sahalar belirginleşip endometriyumu garip bir hale sokabiliyor. Bu aynı şekilde dondurulmuş embriyo transferlerinde eğer östrojen kullanıyorsanız da oluyor. Bu benim dikkatimi çekmişti. Bunlar aslında subklinik fokal adenomyozis olguları. Biraz derin anamnez aldığınızda da kanamalarının biraz fazla olduğunu, ağrılarının fazla olduğunu aşikar değil ama östrojenin artmasıyla siklusun ilerleyen günlerinde böyle küçük küçük kistik sahaların olduğunu çok defalarca gördüm. Bir de yine unutmayalım ki yine değil mi abi bu olgular spontan veya hani bir şekilde ART gebe kalsınlar bu hastalığında regresi olduğunu görüyoruz. Bu da bizim bu embriyo transferi öncesi baskılamanın da önemini belki biraz da akla getiriyor. Peki Emre bir de şöyle bir durum var. Erken gebelik sana geldi. Baktın duvarda kocaman adenomyoması var ve gebelik kesesi orada duruyor. Spontan gebelik. Hastaya soruyorsun adetlerin nasıl geçerdi? Sıkıntılı mıydı? Çok fena hocam diyor.
Ama baktığın zaman ne fertilite ile ilgili bir sıkıntı var. Evet. Gebe kalma süresi başka bir şey. Sadece menstrüel problemleri var, ciddi ağrısı var ve kanamasının fazla olduğunu söylüyor. Bununla ilgili yorum ne olur? Abi şimdi tabii bu bir klinik spektrum. Yani belli ki bozmamış tubal şey transport. Ve az değil değil mi vaka sayısı? Az değil, evet değil. Bozmamış. Tabii benim başıma hiç gelmedi. Ama bu bir seninle tartıştığımız vaka vardı. Bir kistik adenomiyoma var. Biraz yaşı ileri, biraz rezervi düşük. Cerrahi düşünmedik. Şu anda embriyolarını topladık. Şu anda baskılama safhasındayız ama ben onlara cerrahiyi önerdim. Hani bu arada spontan gebe kalabileceğini de söyledim. Bütün parametreleri iyi. Sadece yaş ve rezerv problemi vardı. Ama dediğin gibi yani çok yani biz tabii yine dediğim ya biz böyle bakmamak durumundayız. Yani siyah ya da beyaz. Arada yüzlerce gri ton var. Bunların hatta bir kısmını biz hiç görmüyoruz bile. Yani hiç küçük dediğim gibi östrojeni arttıkça gördüğümüz küçük kistik sahalar var. Çok da haklısın bu konuda. Evet. Emre'ciğim bir çalışma göstermiştim. Bu ultrason kriterleriyle gebelik outcome'ı arasındaki ilişkiyi inceleyen. Evet. Yani mesela junction'ın zon kalınlığının sence prognozda bir önemi var mı gebelik açısından? Yani tabii hocam biz rutin tabii onlara bakmıyoruz. Ama infertilite için göstermiştim onu. Hatta şu RBM'de çok güzel bir 2019 verisi var Sharma'nın. Orada da adeno grubu, endo adeno grubu ve kontrol grubu var. Ve bunların sonografik kriterlerine göre fertilite prognozlarına bakmışlar. Evet, evet. Orada adeno grubu, endo adeno grubundan daha kötü bir fertilite prognozu sergilemiş mesela. Bu da ilginç. Halbuki biz endo adenoda daha fazla bekleriz. Hı. Artı sonografik belirteç sayısı arttıkça klinik miscarriage'lerin arttığını ve implantasyonun azaldığını gösteriyor. Ya, o çalışmada. Evet. Yani tabii o da uterusun ne kadar tutulduğu veya bir başka deyişle hastalığın ne kadar şiddetli olduğuyla da alakalı. Güzel. Teşekkür ederiz. 22.30'u da geçtik aslında ama hala devam ediyoruz. Ayrılmayan katılımcılarımız da var. Biz herkese çok teşekkür edelim. Çok da özür diliyoruz Optimist adına. Gerçekten sistemsel bir hata nedeniyle çok fazla chatten soru alamadık ama dileyen hocalarımız, katılımcılarımız, hocalarımızı tanıyorsunuz. Daha sonra mail ya da WhatsApp yoluyla da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Biz katılımı için ve konuşmacılarımıza, hocalarımıza da herkese çok teşekkür ederek webinarımızı kapatıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde, pandemisiz günlerde yüz yüze oturumlarla yapacağımız daha güzel toplantılara diyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. Özlem Hocam çok teşekkürler. Tekrar Üreme Tıbbı Derneği'ne çok teşekkür ederim. Başta Recaip Abuçoğlu olmak üzere tüm yönetim kuruluna, tüm bizi izleyenlere de teşekkürler katıldıkları için. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.